Sabahta yine Murat ve ben yine huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 23 Ekim sabahındayız. Güzel bir gün olsun. Yine cap canlı, dop doluyuz. Gördüğünüz gibi öğretmenimiz de burada. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? 24 Kasım Öğretmenler Günü şimdiden kutluyorum. Değil mi? Hepsi mi böyle güzel mi buldun? Güzel. Az önce sen dedin aklıma geldi valla. Değil mi? Çok evet, hoş. Coğrafya bu. Öğretmeni. Benim çünkü Güngör Hanım var, ilkokul öğretmeni. Ay, elleri bizi izliyorsa buradan sevgi selamlar olsun. O böyle çok önden değil, böyle çok hoş elbiseler giyerdi. Onu bir almış olduk. 0534-263-4372 efendim. Bizi izleyen herkese kocaman sevgiler gönderiyoruz. Enerjiniz yüksek, sağlığınız bol olsun. Çaylar, kahveler hazır mı? Evet. Bu sabah Show TV diyelim de oraya yazsınlar. Murat Küloğlu TV ve Ebru Akel'e yazın, çizin, gönderin efendim. Yine gündemimiz dolu. Evet, buyurunuz Ebru Hanım. Evet. Çay, kahveler hazırmış. Hazır. Hemen mesajlar geldi. Peki gün içinde hani çalışan insanlar, az önce Ömür'le de konuştuk. Hani nereye para harcıyoruz? Harcadığımız zaman ne harcıyoruz gün içinde? Yani rutin giderlerimiz dışında. Para harcarken özellikle nakit para mı kullanmayı tercih ediyorsun? Kredi kartı mı? Zaten 7 bin liradan sonra kredi kartı kullanacağım için ben kredi kartı kullanıyorum. Hı. Yaptığım alışverişlerde 7 bin liranın altında değil. Maşallah. Maşallah, ne alıyorsun bu kadar her gün? Yani, yani. Her gün ne basıyorsun bu kadar diye. Ben yani dağıtırım eşe dosta. Yediririm, içiririm. Afiyet olsun her birine maşallah. Harika. Şimdi tabii ister istemez hepimizin yani gün içinde işte arabayı park ettin, otopark için para ödedin vesaire gibi bir takım giderlerimiz oluyor. Bunların aslında genelde de kart tercih ediliyor. Abla bozuk yok üstü, kart var mı, kartı okutabilir misin gibi ciddi bir şeyimiz var. Dolayısıyla kart bizim hani telefon, cüzdan, anahtar üçlümüz var ya, yani yanımızdan ayırmadığımız bir yedek parçamız gibi adeta kredi kartı. Fakat kartla harcamaların önünü faizler kesti diye bir haberle başlamak istiyoruz. Çünkü Merkez Bankası'nın banka ve kredi kartı harcama istatistiklerine göre 11 Ekim haftasında kartlı harcamalar son 3 ayın en sert haftalık düşüşünü yaşadı. Faizler kesti demem ben buna. Çünkü spesifik bir tarih var, 11 Ekim. Evet. Ne oldu? Ne 750 oldu? Lira alacağız diye bir söylenti çıktı ortaya. Herkes de ne yaptı? Limitini düşürdü. Limitini düşürmek bir kenara, birçokları da kredi kartını uy dedi. Uy, sen bana yaklaşma. Herkes de oradan bir kesti aslında. Evet. Yani 11 Ekim'e kadar her şey yolunda giderken 11 Ekim haftasında bir şey düşüyorsa bu şekilde 750 lira alınacak söylentisi gayet açık bir şekilde kredi kartlarındaki harcamaları düşürmüş belli ki. Ciddi bir tepki. 1 milyon kişi 100 bin liranın altına indirmek İyi için de yapmışlar. Aradılar 5 milyona çıksın o, 10 milyona çıksınlar. Şimdi de bankalar vatandaşı arıyor. Evet. Olan da bu süreçte işte kime oldu bilmiyoruz valla. Ve kartlı harcamalarda en fazla düşüş hizmet sektöründe gerçekleşti. Elektronik eşyalarda, kırtasiye ürünlerinde, internet harcamalarında ve mobilya sektöründe. Hizmet sektörü, evet, özellikle oradaki enflasyonu da bir düşürseler her şey çok güzel olacak. Evet. Düşüremiyorlar onu. Olur ya, yapıyorlar yani. Biz buradan 2-3 yıldır desteğimizi eksik etmiyoruz. Etmiyoruz. 2025'te olmadı 26, olmadı 27, 28'de kesin umudumuz düşecek. Var, olmadı 2030'da enflasyon %9-8. Olacak. Gayet güzel olacak. Gençlerimiz var önümüzde. Tabii onlar artık şey olur, orta yaş. Tabii 40 yaşına gelir artık o gençler. Neyse ki. Evet. Neyse, bugünleri aratmıyoruz. Peki bu hal, o zaman öyle sana sorayım. Bu hal hayata nasıl sirayet ediyor? Yani işte kartı harcarken düşünen, cebindeki parayı acaba bugün en verimli şekilde nasıl kullansın diyen halk alışverişlerinde nasıl bir yöntem çizmeye başladılar, merak edilen bir konu. İsterseniz detaylara gidelim. Geliyor. Balık diyor abicim. Şimdi bu balıklarla geldiğine diyeceksiniz ki neden elinde iki balık, üç hamsi tutuyor? Pardon, bir yarım levrekle üç hamsi var. Yarım levrek nasıl ayarladık onu ya? Şöyle hayatım. Bu sözler Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde balık satan Mehmet Kutur adlı bir esnafa ait. Hı hı. Diyor ki levrek 450 lira. Bana diyorlar ki abi yarım olmaz mı? Neyin? Balığın levreğin yarımı mı? Yarımını istiyor. Vallahi yani. Levrek vuramazsan hamsi yiyeceksin kardeşim diyordur herhalde o da. Ha, peki onu da söyleyeyim. Yıllardır bu işi yapıyorum diyor esnafım. Balık ve et üzerine çalışıyoruz. Vatandaşın alım gücü zayıf, alamıyor. Adam geliyor bana diyor ki balık almak istiyor. Fiyatını soruyor. Levrek 450 lira deyince yarım olmaz mı? Palamut bir levreyi alsın. İkiye bölmek istiyor. Hatta kuyruk tarafından istiyor. Kafa içine girmesin, ağır çekmesin diye.
Hamsiyi soruyor, hamsi 150 lira kilosu diyorum. 10-15 tane hamsi ver abi diyor. O daha mantıklı yani. Bir arkadaşımızın yolundan gidersek, hani bu söyleminden gidersek, vatandaş yarım balık istiyor diye manşeti çıkaramayız tabii de. Tabii ki. Ama genel olarak bir sıkıntı var demek ki. Hani az ya da ne bileyim, alışveriş iştahımız mı azaldı? Hı. Hani var ama harcamak mı istemiyoruz? Hayır, yok ama bir şekilde de alınması gerekiyor işte bunlar. Dolayısıyla palamut bulamadın levrek, kalkan. Onu da bulamadın işte iş hamsiye kadar gider. Ekmek bulamazsan pastaya modeline geçtik gibi geliyor bana. Ne diyorsun Ebru Hanım? Sen yarım demiyorum, levrek... oraya gitmek istemiyorum. Hayır. Bana yarım levreyi verdi. Geri kalanını sana mı satacak? Sana kime satacak? Yani böyle bir şey tabii söz konusu değil. Fakat hemen şu aklımıza geliyor. Hani biz dilimle karpuz satan Avrupa ülkelerinde, ya bizdeki bolluk, şahanelik, işte ulaşırız. Biz domatesi kiloyla alırız, taneyle değil. Hı-hı. Karpuzu bütün alırız ya, onar kilodan. Ya. Balığı alırız kilolarca hikayesinden ya. Dönüp acaba hani israftan mı kaçınıyoruz diye bir güzel bir pencere, bir umut bulutu açmak istiyorum. Yani keşke için. Ya keşke. O keşke elimizde olsa. Seçenekli alışveriş tercihlerimiz olsa ama tercihler maalesef dediğin gibi değil. Hayırlısı olsun. Evet. Allah bu günlerimizi aratmasın. Bak 2025 daha biraz daha koyu geçecek deniyor. Evet. Deniyor da deniyor. Peki. Peki. Demek gerekiyor. Olmaz olmaz demeyin. Gümüşhane'de yaşayan bir kişi evdeki eşyasını tamir ederken gözüne Japon yapıştırıcısı kaçmış. Fırlamış. Canım. Nasıl yakar düşünsen. Yani eline yapıştığını düşün. Göz ne hale gelmiştir kim bilir efendim. Bakalım nasıl tedavi olmuş. Gözüne kaçan Japon yapıştırıcısı hastanelik etti. Gümüşhane'de yaşayan İbrahim Harmancı, evde kırılan bir eşyayı tamir ederken sıktığı Japon yapıştırıcısı sol gözüne sıçradı. Acil servise giden adamın gözü yıkanıp sarıldı, hemen Trabzon'a sevk edildi. Bu durumda ilk yapacağımız şey gözü, eğer ev ortamındaysak hemen bu sıvıyla, suyla yıkamak. Asla içeride yabancısın varsa ve bunu görüyorsak çıkartmak için uğraşmamak, mümkünse ovalamamak ve kaşımamak. Bol suyla yıkadıktan sonra en yakın sağlık kuruluşuna gelmek mantıklı. Yerinde müdahale sayesinde gözünü kaybetmekten kurtuldu. Kapanmıştı ilk anda, göremiyordum. Şu an ilk ana göre çok rahatladım ve görme yetim yerine geldi. Çok iyi. Şu an ilk ana göre çok iyi. Çünkü ilk anda gözüm hani perde indi derler ya, öyleydi. Büyük geçmiş olsun gerçekten. Yani bir ufacık bir şeyden ne oldu? Önemsememek göz de mi? Göz ya. Ya. O sırada bir görmek de gözünü kırpsa da. Allah korusun kirpikler kalacaktı böyle. Uğraş dur. Yani nispeten ucuz atlatmış. Değil mi? Kesinlikle. Dediğin gibi el şöyle bir yapınca, Japon'da adamlar her şeyin en iyisini yapıyor kardeşim. Köprü diyorsun, çok Japon. Kuvvetli. O diyorsun, gökdelen diyorsun, metro diyorsun, Japon, Japon, Japon. Karate'de de çok iyiler. Bu arada ablamızın, hanımefendinin söylediği son derece evet. Mühim. Suyla yıkayacaksın. Ha, suyun kalitesi, şu su busuna bakmadan, çeşme suyu da mümkün mertebe olmasın. O damacanalardan mümkün mertebe yapın. Onlar daha nispeten herhalde temiz içtiğimiz için. En azından onunla şöyle güzel bir hijyenini sağlayın, sonra direkt gidin doktora. Evet, valla orada o an ne bulduysa herhalde beyefendi de koşmuş. Hızlı hareket etmenin burada faydası var. Kızı yani da yani ne yapmış lazım. Olabilir? Şu kadar bir şeyden bahsediyorum. Acaba şöyle hop diye birdenbire çıkıverdi ya galiba. İnsanlık hali yani, şöyle bir, ne bileyim, eline yapıştırdığı bir gözünü kaşarsın, bir şey yaparsın. Direkt fırlıyor ama. Neyse evet. Ki o sırada iyi ki böyle tutmuş, çünkü düşünsene göz bebeğin sabit kalıyor sürekli olarak. Allah korusun. Düşünsene. Geçmiş olsun abicim. Bu gözler neler gördü? Peki bu gözler neler gördü? Bu gözler neler göremeyecekti belki sonra da. Bak evet. Yetiştirmiş, halletmişler. Aynen. Gümüşhane'den Trabzon'a kadar yol peki, almış. Peki Kocaeli'ne git. İstanbul Şişli'de metruk bir bina. Öyle 4-5 yıldır metruk. Yani terk edilmiş. Bir ara Karaköy'de vardı, şimdi düzelttiler neyse evet. Ne oluyor bu metruk binalar? Yani yıkılmak üzere bekleniyor ya da kentsel dönüşüm için, değil mi? Metruklaştırılıyor daha doğrusu. Daha sonra da anlaşma olamıyor. Aa, öyle kalıyor işte. Tamam. Kimin kaldığı da belli olmuyor genelde. Kalanlar az çok belli oluyor da. Bu abi gibi. Değil mi? Bir de talepleri var. Enteresan talepler var. Yerleşmişler evin içine güzelce efendim. Talepler gerçekten ilginç. İzleyelim bakalım oradaki mahalleli bu konudan ne derece müzdarip. Burada tabii 2 sene oldu yani.
Evsizler, bağımlılar hepsi burada. Bu binanın yakınından geçmek bile cesaret istiyor. Kafası güzel, herkesten her şey beklenir. Güvenli değil burası. Bina kentsel dönüşüm için boşaltılmıştı ama daha yıkılmadan yine doldu. Daireleri işgal edenler odalara bir güzel yerleşti. Pişkinliğin haddi hesabı yoktu. İkinci katında kalıyor. Müddet alsın, belki bir dairesini belki şey derim, bayağı bekçisini yaptım. Bana bir daire ayırın yani, bir iyilik, bir güzellik yapın diye. Şişli'deki işte bu 5 katlı bina yaklaşık 4 yıl önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldı. Ancak iddiaya göre mülk sahipleri anlaşamayınca yıkımı da yapılamadı. Boş kalan bina tekinsiz yabancıların beleş oteline dönüştü. Hem kadın var hem birkaç tane de erkek var. 2 senedir burada kalıyorum. Kalıyorsunuz. Yani 3-4 kişi yani. Uyumaya ve dinlemeye gibi, bazen sohbet için geliyor yani. Binadaki bazı odalar adeta yaşam alanı haline getirilmiş. İşte bu noktada eşyalar yığılmış. Hemen yan tarafa döndüğümüzde ise çok sayıda boş alkol şişesi bulunuyor. Burada ise kullanılmış bir tencere var. Girip çıkarken komşu diyorlar bize zaten. Şu an ticarete döktü işi. Kağıt plastik topluyor arkadaşımız. Oradan para kazanıyor. Evet, benim, bana ait. Onları sadece değerlendireceğim yani. Bu odanın ise bir tarafından kullanıldığı çok açık. Çünkü hemen yan tarafa baktığımızda daha yeni açılmış bir baklava kutusu var. Hemen altında ise koli koli yumurta bulunuyor. İçeride her türlü pislik var. Hemen arkamız okul. Biz okuldan çocuklarımızı korka korka alıyoruz. Yangın çıktı. Bir sürü olay oldu. Bir yere çıktı da o da dışarıdaki çocuklar yaktı yani. Ben burada hiç kimse rahatsız, huzursuz etmiyorsam bu benim sorunum yok. Onların sorunu. Mahalleli ve endişeli bina ya yıkılsın ya korunsun diyorlar. Belediye kapatmıştı. Önlem aldı. Fakat yine kırıp girdiler. Maalesef engel olamıyoruz. Oranın ya tamamen kapatılması lazım ya da yıkılması lazım. Evet beyefendi, hani nispeten düzgün bir şekilde kendini ifade etmeye çalışıyor. Talepleri de hangi beyefendi? Orada oraya yerleşen çöken beyefendi. Çöken aynen. Arka tarafta okul var. Burada ne yedikleri, ne içtikleri, hangi sadece vitamin şartlarla hapları almıyordur herhalde, ya da ne bileyim hasta oldum, bilmem ne hapı, grip hapı alıyorum falan filan. Onu ne kullanıyorlar? Burada o önemli. Bir de burası her şeyin iç içe olduğu bir yer. O kadar çok aile, o kadar çok okul var ki okul gidecek var başka bir yerde yok. Park falan da çok fazla yok. Bu arkadaşlar bir tehdit olarak görülüyor demek ki mahalle sakinleri açısından. Ama yönetim açısından herhangi bir tehdit olarak görülmüyor anladığım kadarıyla. Çünkü 4 yıldır metruk bir binadan bahsediyoruz. Ardından da hani artık buraya kadar gelmiş vatandaşlar bize yazıyorlar ya, bari derdimizi siz çözün, size çıkarsak iş olur diye. Yani istediği kadar anlaşma olsun ya da olmasın, bir birim vardır kentsel dönüşümle ilgili olarak. Burayı kaplarsın baştan aşağı madem orada yıkamıyorsun. Geçmişler, yıkıp da yapamıyorsun madem, değil mi? Hani çıkarmayı biliyorsun oradan insanları. Ardından da orayı baştan başa bir kapla. Bu arkadaşlar orada bakalım, bu kadar kim bilir ya, bu bizim gösterebildiklerimiz, daha gösteremediklerimiz var o odaların içinde. Gösteremediklerimiz nispeten hani belki de anlatımlarından ve konuşmasından anladığımız kadarıyla hani kendine zararı olan, kimseye zararı olmayan ya biri bilemeyiz gibi bilemezsin. İşte bir olur, yapıyor. 10 kimin girip çıktığı belli değil ki. Tabii. Bir de akşam vakti, biz gündüz vakti çekmişiz tamam yani, hani burada bir şey demiyorum buna da. Ama yani orada kimin çıktığı, kimin girdiği belli değil ki. Ne pazarlıklar deniyor, neler oluyor. İşte her şey olabilir sorunu. Allah korusun. Barınma sorunu, barınma sorunu geliyor geliyor dedin. Ya ve çocuklarımız yazık orada oynayamayacak, ondan sonra başlarına bir şey gelecek. Hay Allah, burada metruk bir bina mı vardı, dur bakalım biz burayı bir kapatalım diyecek sevgili yetkililerimiz. Günaydınlar her birine. Hayır, o metruk bina gerçekten bu kadar giriş çıkışı açık ve kontrolsüz bir noktadaysa çocuk da girer, çoluk da girer. Her şey de olur ve orada neyle karşılaşacağı belli değil. Yani hani zararlı, zaten zararsız, iyi niyetli, kötü niyetli. Kesinlikle öyle. Maalesef böyle bir gidip de orada kitap okumuyorlardı herhalde. Kitaplarımızı aldık. Metruk binada şu odasında kitap okuyoruz anneciğim. Evet. Bu mu? Değil. Peki hemen İzmir'e geçiyorum. Çünkü İzmir yıllık kira artışında Ankara ve İstanbul'u geçti Murat. Bravo. Yapılan bir araştırma konut piyasası ile ilgili bir çarpıcı bu tabloyu gözler önüne serdi. Hı-hı. Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı Eylül ayında %45.2'ye düştü. Hı. Oran ise İstanbul'da 46.2, Ankara'da %51, İzmir'de %56 Daha olarak değil. Kendini gösterdi. Hmm, kiralar İzmir'im, artmış İzmir'im. Yani evet. Anladığım kadarıyla. Ama ev yok demek ki bir taraftan da. Ya kiralama oranı arttığına göre ev yok ki, insanlar gidemiyor. Ya da sadece İzmir'in merkez ilinden mi bahsediyoruz? Yoksa tabii İzmir de böyle büyük şehir olarak atıyorum sana. Çeşmesinden, Foça'sından da mı bahsediyoruz? Çünkü oradaki fiyatlar o Alaçatı falan filan olayı bitirdi, bayağı götürdü yani, doğru. Uzattı.
uzayda şu anda. Çok normal İzmir'den bu. Evet. Abi ben Muğla'yı da merak ederim mesela. Muğla'da mesela İzmir gibi büyük bir şehir olsa ama o Bodrum'uyla Marmaris'iyle o da kafa kafaya gidiyordur. Kesinlikle. Eminim. Ama İzmir'de işte bir de güzel İzmir'in diyorsun ya Ebru'cum sürekli. Demek ki vatandaş da artık evet ya gerçek bak senin tabii. Tavsiyenle gitmiştir. Oh be gerçekten havası, suyu, insanı ne güzel ya deyip evet. Kalıyorlar baksana demek şuraya. Ki. Yoğunluk olunca da hani nerede çokluk biliyorsun orada tabii kira artışı çok daha fazla artar. Evet. Evet. Maalesef talep fazla olunca kiralar da İzmir'de bu ay özellikle en yüksek olarak kayıtlara geçti. Pekala. Kendisinden gerçekten uzun zamandır Ağustos'un ortalarından itibaren sevgili Reha Muhtar'dan bahsediyoruz. Geçirmiş olduğu evinde bir kaza sonucu hastanede uzun süre tedavi gördü ve dün ilk kez kameralar önündeydi. Eski gazeteci Reha Muhtar evinde geçirdiği kazadan sonra ölümün eşiğine gelmişti. Evet ve iki ayın ardından taburcu edildi. İlk kez kameralara konuştu. Neler söyledi? Eski gazeteci Reha Muhtar Ağustos ayında evinin merdivenlerinden düşerek hastanelik olmuştu. İki kez entübe edildi ama hayata tutundu. Taburcu edildikten sonra da ilk kez görüntülendi. Her şey geri dönecek. Merak etmeyin. Hem de fazlasıyla geri dönecek. Reha Muhtar iki aylık zor süreçte her şeyinin elinden alındığını söyledi. Sağlığınıza çok dikkat edin. Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor hayatta. Ben de onu yaşadım. Son 40 gün içerisinde her şeyim var derken bir şeyim kalmadı bir anda. Muhtar eski eşi şarkıcı Nilüfer'e de sistemde bulundu. Etrafımdaki herkes her şeyi aldı. Bunlar çocuklarım da dahil. Bilmiyorum Nilüfer Hanım ne yaptı acaba benim çocuklarımı aldıran Nilüfer Hanım mı? Bunu da bilmiyorum doğrusu. Daha bakacağız. Ah, Reha Muhtar çıktı. Polemik de başladı Ebru'cuğum. Evet yani şu çünkü an... Nilüfer'i biz affedersin evet. Hani sık sık gidip de bize haber vermesinden duyuyoruz. Değil mi? Reha Muhtar bugün gördüm. Şöyle yaptı, Reha Muhtar bugün bunu yaptı vesaire. Ama çıkar çıkmaz da Bebek'teki o meşhur gittiği yere gitmiş yine hemen özlemiştir tabii. Ve ardından da bunu söylemiş. Acil şifalar. Büyük geçmiş olsun. Çok güzel gördüm ben bu arada. Büyük geçmiş olsun. Tabii ki çok zor bir şey atlattı. Hani bütün onlardan o yıpranmışlıktan ve zorlu iki defa entübe edildi vesaire. Yani yoğun bakımda kaldı. Hani ona rağmen kalktı. Evet biraz destekle biraz çok şükür ki ayakta bunu diyoruz. Fakat hemen tabii kafanın böyle çalışması da ilginç oldu. Yani ben merak ettim. Hani insan öyle bir şeyden geçtikten sonra. Öyle çalışması derken? Yani, hani bir şey canları sağ olsun ne yapalım falandan. Ne oldu acaba? Yani, daha sert, daha diri geldim. İbrahim evet. Sesi çok andırdı bana. Evet. Yani o aile içindeki o dönemde çünkü polemik kendisi farkında olmadığı için o olayların o zaman yani keşke şu anda bunlar konuşulmasa diye biz kendimiz bile rahatsız olmuştuk. Demek ki olaylara idrak edince daha da ya büyük bir tepki verdi. Iceberg denen o şeyin tabii yüzünü canım. Görüyoruz. İçinde yani iç dünyalarında kim bilir ne oldu. Çünkü şu var yani hani Nilüfer'e direkt laf çakması tabiri caizse. Evet. Hani Deniz Uğur'dan vesaireden bahsetmiyor. Evet. Çocuklarım da dahil her şeyimi aldılar ifadesi maddi olabilir, manevi olabilir. Ama Reha Muhtar cephesinde olaylar o kadar çabuk yelkenler suya inmeyecek. Belli ki bir savaş tamtamları tabiri caizse evet. Çalıyor gibi hissettim ben. Buradan Nilüfer şey... Hanım'a baktım. Herhangi bir cevap var mı? Çünkü Nilüfer'e cevap hakkı doğuyor burada. Tabii kesinlikle. Reha'cığım saçmalama falan gibilerinden bir laf da edebilirdi. Kaldı ama ki her o da bayağı önce... hani bir zorluk içinde kaldı o dönemde. Yani çok da alakası olmayan bir konuyla aslında. Ama ben burada şuradan anladım. Öyle bir plan kurmuş ki Nilüfer diyor mesela anladığım bu. Demek ki bunu da hani yaptım. Aklıma getiren gelen de bu bir taraftan. Yani bu plan eşliğinde devam etti denebiliyor. Çünkü öyle bir soruyu ortada bırakıyor ki tam Reha Muhtar evet. Tarzı. Abi hoş geldin hayatımıza. Her şeyimi elimden aldılar. Çok manidar bir cümle. Evet. Hayatınız, sağlığınız yerinde çok şükür diyelim. Tabii tabii. Şimdilik tabii. En azından onlar da umarım çözülür. Çözülür. Pekala. Oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım geçtiğimiz haftalarda İtalya'da evlenmişlerdi. Çok da güzel bir gelin ve damat olmuşlardı. Hemen sonrasında tabii ki hamilelik haberleri geldi ve şimdi ilk kez hamile haliyle hamile kameralar karşısına çıktı. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? İyiyim efendim. Hamişliğimin keyfini sürdürüyorum. Mavi kalpler. Aynen. Erkek çocuğumuz geliyor İsim belli oldu bunların. Yok. Belli olmadı. Benim oğlumuz için hazırlıklar başladı mı evde? Yani ben dayanamayıp tabii. tabii bir sürü şey aldım. Yurt dışında çünkü işlerim vardı. Oraya çıkmıştım. Bir şeyler aldım. Doğum yurt içinde mi olacak yurt dışında?
O da benim özelim olarak kalsın. Doğma isterseniz. Aşermeler başladı mı peki? Tam böyle gece uyandırıp böyle bir... Yok, aşerme bende olmadı. Tam tersi oldu. Biraz zor bir ilk 3 ay geçirdim. Biraz bulantılı. Sevgili annelere gerçekten şimdi hak veriyorum. Analık çok kutsalmış. Çok tebrik ediyorum. Vallahi çok zor bir süreçti benim için. Böyle Kaan Bey aşermiş gibi anladık. Yani Kaan daha çok aşeriyor bence. Ben tam tersi olduğundan kastım bazı yiyecekleri görememe ya da işte bazılarının kokularına tahammül edememe oldu. Ama onun dışında şu an her şey yolunda. Keyfimiz yerinde. İnşallah sağlıkla gelmesini bekleyeceğiz. Sağlıkla çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlısıyla inşallah güzelce kucaklarını alsınlar. Herhalde bir daha 4-5 ayı vardır diye tahmin ediyorum. 3 ay diyor ya, 3 ayı rahatça geçirmiş yani. Evet. Ne oluyor? Kaç ayda doğuyordu bu arkadaşlar? 9 ay. Herhalde bir 6. 5. ama yurt dışında doğum falan hikayesini öyle net bir şekilde memleket demedi. Acaba bu son olaylardan mı etkilendi? Bak, herkesi etkiliyor Ebru'cum. Pınar'ı etkiler, Ali'yi etkiler, Veli'yi etkiler. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten hani apar topar böyle Roma'da nikah hikayesinde de belliydi şimdi, evet, yani hani konuşuluyordu bol bol. Evet, evet, o zaman da deniyordu maşallah. Güzel, yakında güzel. Küçük bir pati görürüz hep beraber. Ay, görelim lütfen. Rutin olaylar değil mi? Hamilelikte yaşadığı süreç güzel bir süreç. Yani evet, tabii ki rutin ama yani böyle ama ilk birkaç ay yani o mide bulantılarından müzdarip kişiler olabiliyor. Özellikle kız çocuk, erkek çocuk da biraz daha değişiyor. Hı-hı. Bünyeye göre. İşte diyor ki bazı yiyeceklere karşı intoleransım oldu. Asla görmek istemedim. Kokusunu bile duymak istemedim. Adını duyamadığım. Yani mesela ben de sürekli hamileliğim boyunca peynir yedim. Peynir? Nasıl bir peynir yemek? Allah. Peynir, ne? Ekmek. Bir, peynir, ekmek. Bilmiyorum. Hangi ezine peyniri ya da peynir olsun, beyaz da ne olursa peynir, olsun. Tulum peyniri. İzmir tulumu çok severim. Kalsiyum mu eksikmiş o zaman? Neyim varsa bilmiyorum. Çocuk şu an peynir yemiyor yalnız. İşin kötüsü. Ne? Eren peynirin göresi yok. Eren yemiyor. İçeride o kadar peynire maruz kalmış anne, ki. Anne bana ne yedirsin? Gerçekten yani. Demek ki az ve öz yedirin kardeşim. Tutamıyor musun kendini mesela? Peynir gelsin. Ay canım, peynir çok istiyordu sürekli. Yani sürekli yemek yiyordum mesela. Doymuyordum, bir de peynir yemek istiyorum. Böyle uzun kalıp kalıp. Bak, bir kalıbı bir gün bitirdiğimi hatırlıyorum. Şöyle bir uzun ekmekle birlikte. Neyse, 17 kilo da almıştım. Çok tavsiye etmiyorum efendim. Tavsiye, hamile tavsiyesi asla değildir. Ama ne yapsın değildir. Kızın canı ben istiyor mesela. Mecbur yani hani. Yok yok, limit. Bir de yani çocuk gerçekten hani senin yediğin şeyden şu kadarcık faydalanıyor. Fakat yani Eş Bey de çok hani şanslıymış, peynir her yerde ya. Düşünsene de bir de ejderha meyvesi istiyorum deseydi, ana mango falan deseydi Alanyalara gidecekti beyefendi. Bu arada Mabel konserine gitmişler kardeşlerim. Üçüyle evet, beraber böyle gayet güzel bir konser olmuş. Fazla hoplayıp zıplamamıştır eminim. Evet. Hadi bakalım, çok bekliyoruz. Çok bu arada maşallah, gayet güzel gördüm Pınar'ı. Vallahi güzel haber. Bak, 35 gün boyunca durmadan hapşırıyor. Şurada 3 defa hapşırıyoruz arka arkaya. Beynin sallanıyor. Yani kendine gelemiyorsun. Yüzün gözün dağılıyor. Hapşıran hanımı biliyorsunuz efendim hepiniz. Sonunda Batman'da yaşayan Benazir Aydın, namı değer hapşıran kadın, sağlığına kavuştu. Bugün taburcu oluyor. Oh be. Ha bugün, ha yarın, kavuştu kavuşmadı derken artık evet, geçmiş olsun diyebiliriz yani. Bugün taburcu olacak. Aynen. Vallahi çok zor geçen bir kaç 35 gün. Düşünsene. Hiç yerinde olmak istemezdim. Nerede? Ankara'da şehir hastanesinde sevk edildi. Burada hapşırık nöbetinden kurtulmuş. 4 kez yapılan enjeksiyon sayesinde hapşırık evet, kesilmiş. Kesilmiş. Helal olsun. Tam doktorlara eve gidiyor, başlıyormuş mesela. Aman aman, Allah korusun, uzak dur. Tut gerçekten. Evi değiştiririm şimdi ben. Demek ki evde bir şey var derim. Ya da eşi falan varsa, eşini görüp hapşırmaya başlıyorsa. Evet. Acaba neye ne şekilde bir alerjisi var, onu da çözmek lazım. Ama bir test konusudur muhtemelen. Üzerinde de ciddi çalışılıp araştırıldı ve bu çaresi de bulundu. Yine doktorlarımıza teşekkür ediyoruz buradan. Hadi bakalım. Peki, Allah'ıma şükürler olsun diyor. Düşünsene, nefes alabildi kadın. Türkiye genelinde yapılan bir telefonla konuşma süresi araştırması. Yani kimle ne kadar konuşuyorsun? İlginç sonuçlar çıktı efendim burada. Eşiyle, akrabasıyla uzun konuşanlar var. Sevgilisiyle ne kadar, kaç dakika konuşuyorsun diye merak ediyorsan eğer, araştırmalar kapsamında. Haberi izledim, çok güzel. Telefonla kaç dakika görüşme yapıyorsunuz? 45 saniye, 40 saniye, çok değil. Peki telefonla aradığınız kişi kız arkadaşınızsa? O zaman değişiyor ya. Kız kıza konuşanlar daha fazla konuşuyorlar. Çünkü bayan bayana niye biliyor musun? Dedikodu bol oluyor da onun için, oradan buradan.
bir araştırma yapıldı. Bu araştırmaya göre kimler kimlerle kaç dakika, kaç saat görüşüyor belirlendi. Buna göre rekor kız kıza konuşmalar, çünkü 5 saate kadar sürüyor. Peki en az konuşma kimin? Karı kocaların. Çaldırıp kapatıyorlar. Erkek arkadaşınızla kaç dakika görüşüyorsunuz? 15-20 dakika en fazla. Peki bu kız arkadaş olunca? 3 saat, 3,5 saat, 4'e yani 5'e kadar gidiyor. Araştırmaya göre erkekler erkeklerle ortalama 1 dakika konuşuyor. Kadın kadına muhabbetlerse 5,5 saate kadar çıkabiliyor. Bu kadar konuşacak ne buluyorsunuz? Hayat, ilişkiler, okul. Onlar bir saati geçiyor yani. Hatta ben bir kere şahit oldum. Yani 1,5 saat bile olmuştur yani. Kız arkadaşlarımla konuşuyorum. Erkek arkadaşla yaklaşık 10 dakika. Kız arkadaşımla günde yaklaşık herhalde buluyordur 3-4 saati. Vallahi bazen 30 dakika, bazen 50 dakika. Kızlarla kendi aralarında ne konuşuyorsunuz? Onun sevgilisi, benim sevgilim. Yeni çıkan diziler, yeni çıkan makyaj malzemeleri, ojeler. Kaç dakika konuşuyorsunuz bir hanımefendiyle? Saatte bir 15-20 dakika konuşuyoruz. Saatte bir mi arıyorsunuz siz? Onlar arıyor. Bir kere her gün konuşsak bile çok fazla konuşacak konu var. Efendim ne konuşuyorsunuz? Valla bazen 2 saat, 2,5 saate konuşuyoruz kızım. Hayatla ilgili, ülkenin gündemiyle ilgili, tabii dedikodu da var bu işin içinde. Ama şu bir gerçek, yani siz erkekler daha az telefonla konuşuyorsunuz. Tabii canım, yani bariz işte. Herkes söylüyor. Evet. Ama kız tarafı ya da sevgili ya da eşin. Hadi eşle konuşma o kadar şey değilmiş de. Bak karı koca ya da koca karı, her neyse. 14 cevapsız çağrı var. Açmıyor mesela. Evde nasıl olsa konuşacağız diye. Ya da ne konuşacağız yine, diye. Yine arıyor beni acaba? Daha evlilik rutine binince böyle oluyor galiba. Çok kötüsünüz gerçekten. Ama yani erkek arıyor, kız arıyor. Evet, ve bak 5 saat ya da 5,5 saat. Tabii. Hiç mi işiniz gücünüz yok kardeşim diyesi geliyor bak, insana. Bak anne ve evli kızı evdeki derdini anlatıyor. Ya da evdeki hikayeleri söylüyor. Ya da annesinden yemek tarifi alıyor. Bak onlar da 10 dakika. Affedersin konuşuyor. Tamam bak. Ben erkeğim, az konuşuyorum. Sen evet bir kadınsın, kadın arkadaşların da var. Bu rakamları tutturabiliyor musunuz? Asla canım. Ne konuşuyorsunuz? Nerede 5 saat? Yani mümkün değil. Hani en uzun konuşmam 10 dakika falan olabilir. Yani ki o bile uzamış bir konuşmadır. buradan Nuray'cığıma sevgi selam olsun. Nuray'la da konuşursun yani hani. Ne bileyim ben hani çok şöyle söyleyeyim. Diğer kızlar yok mu? Ay var mutlaka da. Hani konunun çok olduğu, deşeceğin bir şey hikayen varsa konuşursun mesela. Ay 10 dakikayı da aşabiliriz hep beraber. Yok hayır, bu süreyle alakalı. Ben o kadar, benim kulağım kızarıyor, ısınıyor falan. Ben bu arada yani kulağı böyle yapma. Yani kulaklık var bilmem ne var, onlar aman önemli, sağlığınız. Ya bilmiyorum, vaktin varsa ve gerçekten konunun içeriği bunu gerektiriyorsa konuşursun. Ama öyle lak lak yapacak işte 5 saat telefonla konuşacak bir kimsenin vakti olduğunu zannetmiyorum. İşte ama çıkmış ortaya. Böyle konuşuyorlar da 5 saat konuşuyoruz diyorlar. Şimdi 24 saatin 17-18 saati ayaktasın diyelim, 6-7 saat. Değil mi? Uyusan, etsen falan filan. Bu rakamın içinde çalışacaksın. Yani kaç? 17 saat içinde çalışacaksın, üreteceksin, bir şey yapacaksın, onu yapacaksın. Bir de 5 saat sevgilinle, kız arkadaşınla falan konuşacaksın. Bravo. Ondan sonra çok bugün de çok yoğun geçti diyeceksin mesela. Bir de o da bu, bir iş canım. Yorucu, bayağı bir mesai harcıyorsun. Günde 20 kez konuşuluyor ama mahiyeti ne mesela, çok merak ediyorum. Evet. Az önce şu oldu hayatım. Az önce nefes aldım biliyor musun? Az önce bir kez hapşurdum. Evet. Bir de öksürük var diye herhalde yani mahiyet budur. Çiftler arasında da önemli bir konu, bir mesaj ileteceksen ya da günün nasıl geçiyor diye sorarsan açarsın. Nasılsın, iyi misin? 3 dakikadır maksimum. Ne olabilir yani? Gerçekten bak, bir dakika sen de konuşsak ne konular çıkar? İlla ki de iş güç yoksa böyle daha çok çeneye vuruyor herhalde. Merhaba. Çeneye de vuruyor herhalde. Ama bana şunu yapmadın ya, bunu bekliyorum. Rize'nin Kalkandere ilçesinde Murat'cığım. Çay üreticiliği yapan bir vatandaş 28 yıllık eşine öyle bir sürpriz yaptı ki efendim, ilham olsun bütün erkeklere. Eşine sevgisini çay bahçesini kalp şeklinde biçerek gösterdi. Rize'de eşine sık sık sürprizler yapan Osman Öztürk, 28 yıllık büyük aşkını bu kez de çay bahçesini kalp şeklinde biçerek gösterdi. Karadereli bir erkeğe hiç yakıştıramadılar bunu. Halbuki Karadereli'nin erkeklerin hası var burada. Her zaman yaptığı şey. Bir günü özlü değil. Sosyal medyada çay bahçesindeki kalbi görenler Çay Love You yorumları yaptı. Ferhat da Allah'a ezberince sevgisini ifade etti. Ben ise çay bahçesinde fazla resmi yaptım. Vallahi çok güzel.
Çok büyük aşk. Evet. Büyük aşk yaşıyorlar. Vallahi abim büyük aşık. Osman abi helal olsun. 28 yıl. Ha? Bir de sürekli yan yanasın, dip dibesin. Evet. Değil mi? Çay topluyorsun. Dur ben bir kalp yapayım demiş. Aman hemen tabii bak. Aman kim bilir abi ne hata işledi de kalpten çaylardan kalpler yaptı diye yorumlar da var ama hiç kötü düşünmeye gerek yok bence. Yok canım o yani. Tamamen sevgiden. Sevgiden bak doğal ortamlarında ne kadar güzel. Çok ablam güzel. Da çok mutlu olmuş. Televizyona bile bakamıyor çünkü eşinin gözünden ayıramıyor gözünü. Ayıramıyor kendini. Değil mi? Sana tamam böyle biri ya. Bir şey yapsa ne yaparsın? Bir uyanmışsın bahçendesin. Aa, kalp var. Çok güzel. Çok hoşuma bu mu? Gider. Bu kadar. Tabii. Evet, sen ne yaparsın karşılık olarak? Sen bana çaydan kalp yapmıştın, ben de sana nokta nokta nokta. Vallahi artık. Onu duruma düşünmek göre. Lazım yani. Gökyüzünün adını mı yazarsın, ne yaparsın kim bilir. Hemen bir helikopter tutarım. Hemen. Çay lavyo da güzelmiş buradan sevgi selam. Literatüre yeni bir şey girdi. Evet, peki buyurun bakalım. Efendim şimdi Iğdır'ımızda Saynur Güdük. Esenyurt'umuzun halı yıkamacılığı işinde olan bir esnaf ablamız. İş verdiği, aş verdiği, kalacak yer verdiği bir çalışanı tarafından ne hale geldi? Dolandırıldı. Bir işitme engelli oğlum var, bir kızım var. Tek başıma mücadele ediyorum. 60 bin lira, 2-3 ayım benim çocuğumun masrafları yedim. Hem iş, hem kalacak yer, hem de yemek verdi. Ama işçi diye aldığı genç dolandırıcı çıktı. Gerçekten çok mağdurum ben şu anda. Halı poşeti satın alacağını sanan kadın 60 bin lira dolandırıldı. Vicdan yaptım yani ama çok güzel çalıştı gerçekten. O yönden hakkını yemem. İki çocuk annesi Saynur Güdük, Esenyurt'ta işlettiği halı yıkamacıya bir çalışan almak istedi. Bin pişman oldu. Halı yıkamacılar grubumuz var bizim. Oradan bunu iş arıyorum diye yazmış. Hemen o numarayı aradı çünkü onun da işçiye ihtiyacı vardı ve telefonda konuştu. Sonra o Alper isimli genci yanına çağırdı ve o genç halı yıkamacıda işe başladı. Saynur Hanım ona 3 öğün yemek, kalacak yer ve 30 bin lira da maaş verdi. Yine baktınız mı hiç? Sigorta için istedim. Bana dediği kelime abla Adana'da unutmuşum. İçime bir ateş düştü zaten. 20 gün çalışıp güven kazandıktan sonra Saynur Hanım'a bir iş teklif etti aslında. Tanıdıklarım var dedi. Adana'dan halı poşeti getirebilirim dedi. Hem de uygun bir fiyat verdi. Abla dedi fatura kesilmemesi gerekiyor. Yoksa dedi yollamıyor dedi. Elden borç diye yaz dedi. Bana yollattırdı parayı. Ya çok uyanık bir çocukmuş. Bu kadar nasıl güvendiniz? Ya abla dedi sen de benim annem gibisin. Uygun fiyattan halı poşeti almak için parayı gönderdi. Sonra... Bir telefon konuşmaları duydum. Ne kadar salak kadınmış. Hemen parayı attı. Bir işitme engelli oğlum var, bir kızım var. Tek başıma mücadele ediyorum. Ya gerçekten hakkımı yedirmesin bu devlet büyükleri. Ben halı taşıyorum. İki çocuğuma bakmayacağım. Güvenlik kameralarını da devre dışı bırakan dolandırıcı geride iz bırakmadan sırra kadem bastı. Aradığınız kişiye evet, şu anda ulaşılamıyor. Siz haberciler gelecek dediniz. Benim elime diyor güzel kozlar veriyorsun. Tazminat ödeyeceksin sen bana diyor. Ne olursun bu yani dolandırıcılar bir çare bulsunlar. Ya ben şu anda korkuyorum da açıkçası. Gelir mi tekrar gelmez mi? Besle insana oysun gözünü. Ha? Ev ver, aş ver, yer ver, her şeyi ver. Ama baştan kurgulanmış hikaye zaten. Yani kendinin en iyi hallerini göstererek bir de o kadar iyi niyetli bir hanım ki. Diyor ki hala Allah için diyor işini de iyi yaptı ama yaparken. Zaten o güvene de onu da kazanmış. Ya 20 günden bahsediyoruz ya. 20 gün bugün insan birbirini tanımıyor. Tabii ki. Tamam çok güzel çalıştı, etti vesaire vesaire ama hani biraz mesela bu dolandırıcılığa çare bulunsun diyor mesela. Ya nasıl bulacağız? Bu insanlar hep olacak, olacak ama biz de uyanık olacağız esnaf olarak. Ha tam anlamıyla güvenip de ardından yelkenleri suya indirmeyeceğiz mesela. Ama öyle de bir güven veriyorlar ki yani hani emeğine, emeğiyle hani böyle nezaketli tavrıyla, tabii. üslubuyla ha diyorsun aradığımı buldum nihayet diyorsun. 20. günde patlıyorsun. Ya demek ki her şeyde bir soru işaretiyle yaklaşacaksın. Karşından biri senden günümüzde. Bir şey yani sana ucuz neden versin o halı poşetini. Poşet gelsin eline alsın oğlu sen bir bak. Ya eş dost ya diyor neyse. Tanıdık diyor falan filan ya. Orada da bir eksi puan verdim söyleyeceğim evet. şimdi de. Ama bir taraftan da gerçekten işe güce ihtiyacı olan, emeğiyle çalışan, güzel kalpli insanlar var. İşte evet. yazık onların hakkı baksana, yeniyor burada. Baksana ev vermiş, yer vermiş, 30 bin lira maaş vermiş. Yani bu şartlarda hani böyle biri için kimliğim de yok bilmem nerede kaldı. Aslında baştan balık kokmuş da görmek istememiş. Çünkü bir taraftan da evet birini bulamıyor belki çalışacak istediği şartlarda. Ay iyi birini buldum en azından
diye insanoğlu inanmak istiyor. Çünkü iyilikten geçiyoruz öncelikle. Ama yani günümüz öyle değil. Günümüz öyle değil. Kendimizi kollayacağız. Eksi puanımı açıklıyorum ablacığım, sana söylüyorum. O abim kardeşim demiş ki faturasız mal alacağız. İşte burada olmadı o. Her şeye kokmaya başlamış. Hayır, işte faturasız ürün alacağız deyince bir saniye duracaksın orada. Ne demek? Aldığım her şeyin faturalı olması gerekiyor. Orada dursaydın ve ona tamam demeyeydin, iş orada bambaşka bir boyuta geçerdi. Kesin. Büyük geçmiş olsun. Kesin. Peki hayat ona tersten güzel belli ki. Çünkü bu kardeşimiz nerede? Karadeniz'de değil mi? Rize'de otoyolda otomobiliyle ters yönde gidiyor. Rize'de öyle. Soldan mı, uzun sağdan uzun mı gidiyor? Nereden gidiyor? Uzun farklı uzun. Bir yer mi orası? Farklı bir yer. Yani geliş yönünden böyle tersten gidiyor. Uzun uzun. Hani böyle yanlış girdim paniğinde falan da değil. Bir enteresan. Terslikte sınır tanımadı, görenleri hayrete düşürdü. Karadeniz fıkrası gibi olay Rize'de yaşandı. Bu aracın sürücüsü ters yöne girip sol şeritte metrelerce ilerledi, karşı karşıya geldiği araçlara aldırış etmeden yoluna devam etti. Kavşağa geldiğinde de terslik devam etti. Sinyali sağa verdi ama sola döndü. Bir de sağ sinyal vermiş. Sağ sinyal verip sola döndü yalnız. Terslikler zinciri diğer sürücülerin dikkati sayesinde faciayla sonuçlanmadı. Var burada bir gariplik ama fark etmemiş herhalde giderken değil mi? Ben yolumda gidiyorum. Hani burada herkes neden yanlış geliyor falan diye düşünmüş olsa gerek. Çok valla fena işler olabilirdi orada. Çünkü en soldan bayağı bildiğin Rize'mizin içinden geçen bir hani tem otoyolu gibi 3 şeritli. Orada 120 ile gidiyorsun, 100 ile gidiyorsun ve en soldan böyle gözün kapalı bir şekilde hani basmış gidiyorsun. Bu basmış olabilecek gidiyor, bir şey mi? Sağa sinyal veriyorsun, sola dönüyorsun. Tam anlamıyla bilmiyor anladığım kadarıyla. Yön kavramını biz sadece bak mesela karıştı. Buradaki 200 metreyi görebiliyoruz. Tabii kim bilir nereden girdi, hangi yan yoldan oraya gitti de direkt sola geçti, hiç mi demiyor acaba ya niye önüme biz geliyor falan diye, hani hiç mi otoyol polisi yok orada da uyarmıyor? Vallahi ya umarım bir sağlık problemi falan yaşamıyordur o anda, çünkü yani insanın bu kadar şuursuzlaşması için bir şey olması lazım. Ya da hepten böyle gidiyordu, yeni kameralara mı yansın? Birdenbire yan yoldan girebileceğim bir şey değil ki burası. Evet. Kim bilir nerede, hangi yan yolundan, o gişelerden geçti de kayboldu buraya geldi diyelim de. Evet. Aman Allah'ım. Sonra neyse ki dönüyor hani bir taraftan. Allah Allah. Geçmiş ne sürücüler olsun var ya. Neyse ki gerçekten. Evet. Diğer sürücülerin lazım dikkati diyoruz da oradan 100 tane araç geçiyor. Yani bizde maşallah iyi dikkatliymiş. Belki bir sosyal deney yaptı. Bakalım ne kadar dikkatliler. Erzincan'da mevsimin ilk kayağını yapıp finali de hamsi yemeğiyle bitirdiler. Vallahi güzel bir şenlik olmuş. Buz gibi havaya aldırış etmediler, adrenalin dolu tırmanış yaptılar. Erzincan'da bir grup arkadaş Ergan Dağı'nın zirvesine motosiklet ve ATV'lerle tırmandı. Çok soğuk havaya rağmen yine Erzincan Ergan Dağı'nın zirvesine geldik. Bu aslında geleneksel hale geldi. Zirveye ulaştıklarında sezonun ilk kayağını yaptılar. Günü hamsi ızgarayla bitirdiler. Oy oy oy, vallahi içim coştu. Bir de simit arasına koydular hamsiyi. Hamsili simit. Ha? Ergan Dağı'nda yapılır ama Ebru'cum. Oh. Afiyet olsun. Afiyet şeker olsun. Bu geleneksel olmuş artık. Evet. Arkadaşlarımız için. Bu arada erken geldi diyeceğiz ama vallahi değil, oralar için normal. Evet. Umarım ki yani hani normal yağması gereken yerlerde sürdürsün ki kar yağışı bir şekilde turizm de kış turizminde o şekilde desteklesin. Vatandaş da doğalgaz takviyesi alırsa güzel olur ya. O da faturalarda erken gelecek. Adana'ya gitmiştim. Üşüdüm resmen. Üşüdüm ya. Adana'da hiç ömrümde hatırlama. Akşam vakti güneş gidiyor. Ben üşümeye başlıyorum. Evet. Benlik mi bir şey var Halil dedim. Hayır. Genel olarak bir soğuma dediler. Evet. Hani iklim ısınıyordu dediler sonra da. Hani yok canım bayağı İklim bir. De şaşırdı. Erkenden geldi galiba. Sevgili sonbaharımız kendini gösteriyor. Evet. Hamsi evet de güzel gider orada. Bol oksijen, bol hamsi. Hayatın şifrelerinden bir tanesi. Aynen, afiyet şeker olsun. Peki, Isparta'dayız. Bu an sevgili Burdur'umuza gidelim. 68 yaşındaki yaşlı adam dolandırıcıların hedefi oldu ama nasıl?
Evde bir saat bekledim sizi, gelmediniz. Sahte polislerin istediği parayı gerçek polislere teslim etti. Dolandırıcılar Burdur'da yaşayan adamı arayıp kendisini polis olarak tanıttı. 17 tane üzerinde telefon numarası kayıt dediler. Kıbrıs'ta bir bağlantım var dediler. Bir tane şirket kurmuşsun dediler. Bundan beni hipnoz ettire bir an. 250 bin lira değerindeki altınlarını bozdurmasını istediler. Sokaktan geçen biri bana 1000 lira istese ben 100 sefer düşünürüm. Evdeki altınımı, akçelerimi çıkardım, resmini çektim. Git hemen bunları bozdur dediler. Yaşlı adam parayı emniyete götürünce dolandırıcıların oyunu bozuldu. Ne işim var emniyette? Biz emniyetiz diyorlar. Ben de emniyete bir danışayım dedim, ondan sonra dedim. Polisler dedi ki sen paranı zula et, poşete başka bir şeyler koy dedi. Ben de koydum, evin önüne gittim. Ekip de sivil ekip komple evin etrafına geldiler. Utanmazlar tekrar arayıp bir de sitem etti. Sen niye polise gidersin? Tekrar telefonda bağırdılar, çağırdılar. Evde bir saat bekledim sizi, gelmediniz. Dolancıların oyununa geldi fakat adeta yani hipnoz edildiğini söylüyor. Bunu çok insandan duyuyoruz. Evet. Yani herhalde bu abandone oldum dersin yani böyle fazla laftan, laf kalabalığından. İşte abim orada teşhisi koymuş. Geçen günlerde de olmuştu ya bir öğretmen, banka müdürü abla evet. 3 milyonunu verdi. Öbür gün şu oldu, bu oldu falan filan. Yaptıkları tam da bu hipnoz. Herhalde başka bir şey değil. Evet. Çünkü soruyorlar, deniyorlar şu olsun bu olsun. Paranı getir işte terör örgütüyle bağlantılısın tabii. Bilmem nesin. Çoluğa çocuğa söyleme sakın. Hiç kimsenin bilemeyeceği bilgileri biliyor bir anda söylüyor. İşte herhalde E-Devlet'ten artık nasıl aldılarsa. Bütün bunları görüyor ondan sonra hop. Aman dikkat yani hipnoz olma durumu fena. Hepimizin başına evet. gelebilir güzel kardeşlerim. İyi ki çok şükür ki kurtulmuş diyelim kendisi. Pekala Muratçığım. Şimdi Japonya'da böyle bir... Şimdi dışarıda kalan bir ev sahibinin imdadına çilingir değil tabii ki o şahane hayvanı kedisi yetişti. Göreceğiz. Yapıyorlar da bunu. Tabii. Evin kedisi dışarıda kalan sahibine evin kapısını açtı. Çilingire de gerek kalmadı. Aç kapıyı. Evet. Aç. Nasıl açıyordun hadi? Şaşkın. Şaşkın. Hadi gel. Buradayım. Bak açamıyorum. Gel. Açın. Hadi açtı kapıyı. Evet. Evet. Allah'ım Allah'a bravo. Çok akıllı oluyorlar. Müthiş. Ödül mamasına boğarım ben bu arkadaşı gerçekten var ya. Gerçekten çok çilingir şeyden. Bugün gelse hele bir de bir kasa şey çelik vesaire 3-4 binden aşağı almaz herhalde alırım bilmiyorum da. O kediye ödül mama sürekli olarak 100 kilo olana kadar yedirsinler vallahi. Onlarda da onların dünyasında da hikaye şöyle. Şimdi normalde hani girmemesi gereken odaların kapısını kapatırsın kediyle evin içinde de onlara bir işte düzen kurmaya çalışırsın. Bizde iki tane vardı. Biri daha saftı. Akıllı olan arkadan onu götürüp kapıyı açtırırdı o kendi içeri girer. İşte bak o gördüğün gibi. Bu da zeki kedilerden bir tanesi. Nasıl eğitim verdiler size? Aynen size. Gerçekten şahane. Ama evde kediye göre düzen oluşturamıyorsun. Sen onun düzenine tabii uyuyorsun canım, artık. Eve bir kedi hayır, girdiği andan itibaren. Falan yatak odasına girmesin diye kapıyı kapat. İşte odan da en azından tüy olması çok çünkü çok yaşanan onu orada tutmak çok zor. Alerjin varsa almayacaksın. Aa, olur mu? Alerjiye rağmen onlarla yaşıyorsun her şeye rağmen. Adıyaman'daki değil. O Nemrut Dağı. Bu Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü'nden Krater yazmışlar ama Krater peki. Tabelayı da değiştirsinler söyleyelim de buradan. Gözlemcilere özellikle gökyüzü gözlemcilere gördüğün gibi eşsiz bir manzara sundu Nemrut'cum. Geniş kuyruğu ve parlaklığı ile astronomi meraklılarının ilgisini çekti. Sadece astronomi meraklısı değil aslında hepimizin ilgisini çeken bir durum. Atlas kuyruklu yıldızı görüntülendi ve bir teleskopla da kaydedildi. Hızlı bir çekim. Gözlemciler tarafından göl kenarına konulan bir teleskopla artık saatler sonunda bu görüntüler elde edilir. Beklenir. Şahane. Ben olsam ben de beklerim. Hatta vallahi. Bir kafe falan varsa orada ki vardır muhtemelen kahve çayımı da içerek. Evet. Çok güzel görüntüler teşekkür bunlar. Teşekkür ediyoruz kendilerine bu görüntüleri bizlerle şunu da söyleyelim. Memleketimizin en büyük dünyasında ikinci büyük krater gölü. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Reklamlara gidelim. Buyurun.
biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın sabah sağlıkla görüşünceye dek hoşçakalın. Evet, yarın sabah görüşmek üzere efendim. Hoşçakalınız. We'll be right back.